Bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Onlara, ürün bol ama işçi az dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rab'be yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin. Hadi gidin. İşte sizi kuzular gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın. Yolda hiç kimseyle selamlaşmayın. Hangi eve girerseniz önce bu eve esenlik olsun deyin. Orada esenliksever biri varsa dilediğiniz esenlik onun üzerinde kalacak. Yoksa size dönecektir. Girdiğiniz evde kalın. Size ne verirlerse onu yiyip için. Çünkü işçi ücretini hak eder. Evden eve taşınmayın. Bir kente girdiğinizde sizi kabul ederlerse önünüze konulanı yiyin. Orada bulunan hastaları iyileştirin ve kendilerine Tanrı'nın egemenliği size yaklaştı deyin. Ama bir kente girdiğinizde sizi kabul etmezlerse o kentin caddelerine çıkıp şöyle deyin. Kentinizden ayaklarımızda kalan tozu bile size karşı silkiyoruz. Yine de şunu bilin ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü o kentin hali Sodom kentinin halinden beter olacaktır. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Betsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Ama yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey Kefarnahum! Göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Sizi dinleyen beni dinlemiş olur. Sizi reddeden beni reddetmiş olur. Beni reddeden de beni göndereni reddetmiş olur. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler. Senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın gökte yazılmış olmasına sevinin. O anda İsa kutsal ruhun etkisiyle coşarak şöyle dedi. Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlun kim olduğunu babadan başka kimse bilmez. Babanın kim olduğunu da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası bilmez. Sonra öğrencilerine dönüp özel olarak şöyle dedi. Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu. Size şunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice krallar sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler.